İhtiyacım yok benim. Gidip hepsinden intikam alacağım. Hepsini ödeteceğim bunları. Tamam, sakin. Niye sakin olayım ben ya? Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı, anlasana. Anlıyorum yaşadığın şeyi, acını anlıyorum. Ama önce vazifelerimizi yerine getirelim. Başta söz verip de nikahıma gelmediğin için sana çok kızmıştım. Ama durumu öğrenince... yani yaşadığım pişmanlığı, acıyı sana anlatamam. Kontroller için de size tekrar bilgi verilecek. Geçmiş olsun. Sağ olun. Anneciğim, seni eve götüreceğiz. Hem orada yanımda olursun, çabuk iyileşirsin. Hem sen biraz toparlanınca kardeşim beraber ararız. Merak etme. Kadir bana her şeyi anlattı. Kardeşimin yaşadığını biliyorum. Benden gizledin diye çok kızmıştım. Ama artık hiçbir önemi yok. Önemli olan tek şey senin iyileşmen. Özür dilerim kızım. Evet, bu kadar yeter. Daha konuşacak çok zamanınız olacak. Anneni bir an önce bir götürelim hadi. Gel. Hayatım, ben hemen arabayı kapının önüne getiriyorum. Tamam. Anne, sen biraz toparlanınca senin şu kanser taramalarını yaptıralım, olur mu? Bak afişe. Erken teşhis hayat kurtarır diyor. Olur kızım. Yaptırırız. Aylı sanırım herhalde ya. İsmet, burada bir tane tarak var sadece. O da Aylı Hanım'ın herhalde, saç uzun. Saçmalama Songül, bu adam filmde gibi dolaşıyor. Ortalıkta vardır bir fırça, iyi bak. Yok anam, yok, bir tane var diyoruz işte da. Tövbe estağfurullah, biraz kafayı kullan Songül. İpuçlarını takip et. Allah Allah, İsmet ben dedektif miyim ya? Tövbe yarabbim, yok diyorsak yok. Git yatağın yanına, yastığa falan bak. Kafasından saç maçla koymuştur, gri bir şeyler görürsen. Al poşete getir. Yok ya, Allah Allah. Vallahi bir tel bile yok yani, öyle değil. O zaman ne yap biliyor musun? Gir banyoya, diş fırçasını kap, gel. Aa, tövbe abi, ne yapacağım hırsız gibi? Adamın fırçasını mı çalacağım? Lan bayağı al işte. Koskoca yalı bir tane yedek diş fırçası yok mu? Yenisini koy, adamınkini kap gel. Bunu da ben mi söyleyeceğim sana Songül, Allah aşkına ya? Ay tamam, hadi sen kapa.